Bak şimdi Chainlink'in en büyük avantajı şu. Chainlink aslında bir nevi bankalara kendi blockchain'ini kurmama avantajı veriyor. Bu merkez bankaların kripto paralarla ilgilenmeye başlaması, işte SEC'in davalarını ve araştırmanın bu şekilde arttırması, sence CFTC gibi kurumlarla ve komisyonlarda daha fazla araştırmaya gidilmesine sebep olmuş mudur? Yani kripto paralı olarak andığımız şeylerin kripto para olarak anılmasına çok karşılar, evet. Çünkü onları para olarak görmüyorlar. Bir değişim aracı kullanılmasını istemiyorlar aslında. Kesinlikle. Doğru onlar olsun istiyorlar. Onlar kripto varlık, evet. Diyorlar. Niye bunu söylüyorum? Abi enflasyon konusu konuşuluyordu Biden'in geldiğinde. Biden diyordu ki geçici. Biz çok ufak bir enflasyon attıracağız. Sonra geçici, evet. Denmeye başladı. Sonra enflasyon kabul edildi. Bununla savaşıyoruz denildi. Aynen. Şimdi bundan 3 ay öncesinde resesyon konuşuluyordu. Resesyon olmayacak deniyordu. Şimdi resesyon olabilir belki getirmeye çalışıyorlar. Bu kadar çok durabilen bir ağ üzerinde halen merkeziyetsizlik vurgusuyla, evet. Bir şekilde NFT projeleri, bir şekilde DeFi yani yürüyor yani. Nasıl yürüdüğünü anlayamıyorum. Böyle Mustafa Sarıgül'e bile değindiğimiz bir program oldu. Bu güzel bir şey çıktı. Bence tatlı bir program oldu. Uzman Coin YouTube kanalına hoş geldiniz. Deşifre'nin 13. bölümündeyiz. Ben Bedri Keskin, yanımda da İrfan Can Sanal var. Merhaba. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Bedri. Ne haber? İyi abi, senden ne haber? İyi, ne olsun. Biraz boğazım ağrıyor, hastayım. Evet, biraz yorgun gibisin. Ya yorgun değilim, sadece şeyim ya. Halsiz. Zaten sesten anlaşılır. Değerli izleyicilerimizden de ben bunun özrümü dileyim. Çünkü çok çatallı yani, evet. Yılan gibi bir sesim var şu anda. Bugün, İrfan çatallanması. İrfan porku. Evet. Bugün Beşiktaş-Fener maçı var ya. Evet. Onu izlerken ben bir işkembemi falan şöyle bol sarımsaklı. Mis gibi abi. Ama bir de bağırırsan maçta. Öldü adam arkadaşlar. İrfan Can birazcık rahat. Ölüyordum az önce. Ama şu an aramızda. Evet. Şimdi şöyle, aslında bu hafta DeFi ve Web3 dünyasıyla alakalı gelişmeler yaşandı ama geçtiğimiz hafta nazaran biraz daha yavaş geçen bir haftaydı. Çünkü yani şu ana anlamıyla bir hack yaşanmadı, işte bir pek bir sıkıntı yaşanmadı. Sen yavaş gözüktüğüne bakma hocam. Şey tarafında tabii ki çok güzel gelişme vardı ama sektörün böyle hani derinlemesine hissettiği ve derinlemesine konuştuğu bir durum olmadı bu hafta. Hı hı. Birkaç önemli etkinlik vardı, onlardan bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi Chainlink tarafından organize edilen, Chainlink tarafından düzenlenen SmartCon 2022 idi. Bayağı güzel bir etkinlik. Daha önce İrfan etkinlik öncesinde böyle bir flood gibi bir şey yapmıştı. Twitter'da yazmıştım. Twitter'da yazmıştı ki kaldı ki bu etkinlikle birlikte bazı duyurular da yaptı Chainlink. Bu arada etkinlik yazılmayacak gibi değil yani. Bedir, etkinliğe, evet. Katılanlara bir bakar mısın? Gözünü seveyim. Eski Google CEO'su var. Hı-hı. Swift'in yönetim kadrosundan kişiler Coinbase'in var. Coinbase'in CTO'su FTX'in var. FTX'in CEO'su Sam Bankman var. AAV'den katılan var, Chainlink Labs'a katılanlar var. Kesinlikle yani, çok iyi bir etkinlikti. Güzel şeyler de açıklandı, birazdan da zaten onlardan bahsederiz. Tabii. Özellikle bu Chainlink'in açıklamış olduğu yeni ekosistem büyüme programı bu hafta konuşulan haberlerden bir tanesi de biz de buna değineceğiz. Çünkü Chainlink özellikle İrfan'ın çok fazla gelecekte her programda bahsediyor. Her programı söylediği bir şey ve aslında Chainlink olmadan bir kripto dünyası şu an hayal edilebilir mi? Tabii ki hayal edilebilir. Ama yani ne kadar düzenli bir kripto dünyası, ne kadar başarılı ya da ne kadar doğru bir... DeFi aynen. Sakat kalır. Çok güzel söyledin, aynen. Çok güzel söyledin. O yüzden Chainlink önemli bir oyuncu sektör içerisinde. Bir de CFTC yani ABD MTA Vadeli İşlemler Komisyonu bu hafta çok hareketliydi. Bahta böyle bayağı yani DAO'lardan tutun da işte Ethereum üzerinde çalışan bir borsaya kadar birçok noktada görüş açıklamaktan tutun, işte atıyorum dava açımına kadar birçok şeyi yani hareketliydi. Çok fazla konuşuldu CFTC tarafı ve bundan sonra da Solana tarafında yine artık şaşırmadığımız, artık normal hali, blok zincir dünyasının normal işleyiş haline gelen ağın durması, ağda yaşanan sıkıntı sebebiyle durması. Bunları konuşacağız ve bununla birlikte biraz daha kriptonun, çünkü son zamanlarda şunu gözlemliyorum özellikle ben şahsi tarafımda, ayı her geçen gün daha da derinleşmeye başlıyor bu piyasa ve kullanıcılar birer birer çıkmaya başlıyor. Bunun hem etkileşim tarafında görüyoruz, hem markaların işte marka evet bir şekilde adaptasyonu sağlıyor ama markaların almış olduğu erişimler, insanların bu olan ilgisi her geçen gün daha da düşüyor. Şimdi daha önceki zamanlara baktığımızda bu biraz daha şey hani evet yine oyuncular biraz satran çıkardı ama yine bir ekip kalırdı içeride, bir kısım kalırdı içeride yine o şekilde ama sence bu kadar büyük bir boğanın, bu kadar büyük bir hareketin ardından bu şekilde çıkışın yaşanması gelecekteki süreçlerde bizi nasıl etkileyecek diye soracağım, şu an sormuyorum. Tamam. Bu konuşmayı yaptıktan sonra, bu konuyu konuştuktan sonra. Bu bir girişti yani. Aynen. Bu gelişse ben gelişmesini düşünemedim. Bunu da konuşacağız çünkü şu soruyu çok fazla duyuyorum özellikle.
abi ekosistem devam edecek mi? Ne olacak yarın? Evet, yani evet, evet. Gelişmeler oldu işte atıyorum 100 dolar olan şey 1 dolara düştü örnek veriyorum. Bunlar ne olacak? Bunların hepsine değineceğiz programı diyelim. Başlayalım abi. Chainlink Smartcoin 2022 ile başlayalım diyorum. Nedir abi etkinlikle alakalı düşüncelerin? Aa, şimdi az önce dediğimiz gibi çok önemli katılımcılar vardı Smartcoin'da. Daha birkaç gün önce oldu. Tamamlandı. İşte Sergey Nazarov vardır. Evet. Chainlink'in CEO'su bazı konuşmalar yaptı, katılımcılar konuştu, bazı şeyleri tartıştılar. Özellikle Chainlink'in geleceği için önemli şeyler açıklandı. Evet. Chainlink'i daha önce birkaç programda bahsetmiştik, gene belirtelim. Dış verinin, blockchain'de olmayan verinin içeriye sokulmasını yarayan bir aslında merkeziyetsiz üçüncü parti diyebiliriz. Yani evet aslında Chainlink bir üçüncü parti fakat merkeziyetsiz şekilde çalıştığı için Oracle Network olarak geçiyor bunlar. Oracle Network. Decentralized Oracle Network olarak geçer. DON diye bir kısaltması vardır. Aynen, DON. DON Atlet tarzında bir kısaltma vardır. çok kötüydü be. Ya bu arada hastayım ya. Hastayım ya Bedri. O yüzden böyle ya kanka. Hocam yoksa biliyorsun bizim esprilerini. Bu arada bak falan biliyorum da şimdi konuşmaya tekrar baktım. OSS Lab'in işte Avalanche'ın. Tabii. Herkes. Yani Microsoft'un blockchain Solana'nın. Solana'nın aynen. Burada etkinlikte ben de Bedri eksikti. Aynen biz yokuz. Biz yokuz etkinlikte. Onun dışında herkes var. Keşke Chainlink bizi görseydi ve bizi etkinliğe davet etseydi ve biz de etkinliğe gittirmek için hazırlık yapıp bir deşifrenin bir bölümünü orada çekseydik. Ki ya fazla goy goy yaptık bak evet, Bedri. Tamam. Fazla goy goy yaptık. Tamam, devam edelim. Gelelim abi bu şeyde neler açıklandı. Smartphone'da neler açıklandı. Evet. Özellikle Chainlink o merkeziyetsiz kısmının çalışma prensibiyle alakalı bazı değişiklikler oldu. Mesela orada nasıl bir prensip var abi? Şimdi mesela diyelim ki ben Ethereum'da bir uygulamayım tamam mı? Fakat bana dışarıdan veri lazım. Mesela benim dışarıdan Ethereum'un kaç dolar olduğunu öğrenmem lazım. Ben bir kaldıraçlı işlem platformuyum ama Ethereum'un fiyatını bilmiyorum. Benim bilmem lazım yoksa herifler nasıl işlem yapacak? Aynen. Öyle değil mi? Bunun için benim dışarıdan veriyi almam lazım. Nasıl alıyorum? Ben burada tüketiciyim. Okey. Blockchain'de mesela atıyorum Ethereum blockchain'deysek Chainlink'in bir kontratı var. Akıllı sözleşmesi var. Ben o akıllı sözleşmeyi istediğim veriye bildiriyorum. Daha sonra o akıllı sözleşme içerisinden Chainlink nodlarından birisi diyor ki tamam kardeşim ben bu veriyi sana getiririm diyor. Evet. Dışarıdan veriyi alıyor. Koy oraya koy. Oraya veriyor. Evet. O uygulamaya veriyor. Çok kısaca bu şekilde çalışıyor ve tabii burada Link token'ı ile ödeme yapılıyor. Aynen. O Chainlink noduna. Şimdi peki bu toplantıda neler oldu? İki önemli gelişme oldu abi. Biri Scale olarak geçiyor. Scale diğeri de Build olarak geçiyor. Scale'de az önce bahsettiğim gibi nodlar var. Chainlink nodları. Bunlara node operatörü de diyebiliriz yani. Çünkü bir yazılım çalışıyorlar ve bunların masrafları var. Öyle değil mi? Çünkü işlem masrafından. Ya en basitinden bir miner'ın bile masrafı varsa Chainlink nodunun da masrafı var. İşte Scale'e blockchain'ler bu masrafı kompanse edebilecekler. Evet, biraz yani, daha bir teşvik programı gibi. Onun gibi bir şey aslında. Yani sürdürülebilir olması için. Bu masrafları kompanse edecekler. Bir de Build var. Ama Scale özellikle Layer 1 ve Layer 2 alanında merkeziyetsiz uygulamalara yaptıkları bir şey bu. Şunu söyleyelim. AVAX, Avalanche ve Matis. Evet. Artı bir de Moonriver ve Moonbeam var Polkadot tarafından. Şu anda bunlar başladılar pilot çalışmaya. Çok onlara girmem. Moonriver ile alakalı ne düşünüyorsun Moonbeam ve Moonriver? Moonbeam ve Moonriver onlar şeyler. EVM çalıştırıyorlar. Tıpkı Phantom veya Avalanche C-Chain gibi. Fakat biri Polkadot'ta çalışıyor, birisi Kusama'da çalışıyor. Aslında bence çok avantajları olan uygulamalar. Neden? Çünkü Polkadot'un kendi yapısı gereği diğer para chainlerle iletişim kurulabiliyor. Yani mesela sen başka tarafta tamamen DeFi'ye özgü bir şey yaparsın. Tamam mı? Bir para chain yaparsın. O para chain çok büyür. Sen ondan yararlanabilirsin Moonbeam olarak. Çünkü sen de bir para chain'sin. Evet. Para chain'ler kendi arasında iletişim kurabiliyorlar. Aynen öyle. Tamam. Fakat yani bunun aynısı Ethereum Layer 2'larında da geçerli. Çünkü mesela Layer 2'dan bu arada çok konudan çıktık. Yani niye soruyorsun oğlum böyle sorular? Abi Moonbeam'den devam edelim. Devam edelim. Ben kalmaya anlamıyorum. Bence iyi çünkü iyi gidiyoruz. Layer 2'lar da bunu yapabilir. Mesela atıyorum Ethereum üzerinde iki tane Layer 2 vardır. Biri Arbitrum, biri Optimism. Ethereum üzerinden iletişim kurabilirler. Ama Ethereum üzerinden kurabilirler. Ya kendi aralarında da bir iç olabilir. Ama eğer Ethereum üzerinden kurarlarsa daha güvenli olur. Evet, Ethereum'a güvenmiş olursun çünkü. Ama mesela atıyorum. Okey, dağıtmayacağım konuyu. Tamam. Dağıtmayacağım konuyu. Bir de Scale'in yanında Build diye bir program da açıkladılar. Hı-hı. Bu da uygulamalara özel. Mesela uygulama oluştuğu zaman, çıktığı zaman aynı zamanda bir token da yaratıyor ya. Evet. Uygulamanın token'ı. Chainlink diyor ki bunun atıyorum %4'ünü, %5'ini Chainlink operatörlerine ayırın.
onlara ödül verin. Onlar da size daha özel olarak ilgilensinler. Destek versinler. Güzel destek olsunlar. Daha güzel destek olsunlar. Yani benim vatandaş, yani benim memurum ne yaptığını bilir. Ya şimdi bak abi, Chainlink şöyle çalışıyor. Bu az önce dediğim gibi DON. Decentralized Oracle Network. Evet. Bir sürü Oracle Network'ü olabilir. Evet. Mesela biz uzman coin olarak bir Oracle Network'ü, Chainlink'te çalışan bir Oracle Network'ü oluşturabiliriz. İşte başka A firması yapabilir evet. bunu. Fakat tüketici seçmek istediğini seçer. Güven anladın mı? Aynı zamanda bu smart konuşu da açıklandı. Artık Chainlink token'ı tutanlar bu istedikleri donlara, decentralized oracle network'lere, mesela atıyorum A firmasının veya A grubunun çalıştırdığı network'e. O dona link stakeleyebilecekler. Evet. Mesela oraya link stakelediklerinde ve build programı neticesinde ortaya çıkan o token'ların node operatörlerine verilmesi, ayrılmasında link staker'ları da yararlanabilecek. Yani link fiyatını biraz olumlu etkileyebilecek bir şey aslında bu. Yani etkileyebilir yani, tabii. Yani çünkü ekstra kullanımları ekstra bir gelir alanı aynen. oluşturuyor. Bu şekilde Chainlink ekonomisini 2.0'a taşıyor aslında. Bundan bahsediyorlar. Yani token ekonomimizi 2.0 olarak yeniden güncelleyelim dediler. Ve onun için yaptılar bunları. Ve bir şey daha söyleyeyim, ben de sözünü şey yaptım ama çok önemli bir şey açıklandı. Evet. Ben zaten Twitter'da da söylemiştim. Swift'le birlikte çalıştığını açıkladı. Evet, bu Chainlink. Çok ciddi bir şey. Swift nedir? Uluslararası bankaların iletişim sağladığı. Tabii yani aslında orada bir iletişim var. Aynen. Veri iletişimi aynen. var çünkü. Onun standartını sağlayan şey aslında Swift. Aynen. Uluslararası bankaların standartıdır. İletişim standartıdır. Ve Chainlink Swift'le birlikte çalışıyor. Zaten Smart Con'a gelenlerden biri de Swift'in yöneticilerinden aynen. biriydi. Peki niçin çalışıyorlar abi? Blockchain'lere Swift'in bağlanması için çalışıyorlar. Evet. Yani aslında bankaların atıyorum Ethereum'un iletişime geçebilmesi için evet. çalışıyorlar. Ki bu da şu anlama geliyor. Demek ki bankaların kendi blockchain'lerini yapabilmeleri de yakın zamanda tekrar ve tekrar gündeme gelebilir yani. O da gündeme gelebilir. Direkt bak şimdi Chainlink'in en büyük avantajı şu. Chainlink aslında bir nevi bankalara kendi blockchain'ini kurmama avantajı veriyor. Yani onlara zaten hali hazırda kullandıkları sistemle blockchain'e evet, bağlanma avantajını veriyor evet, Chainlink. Bilgi aktarımı. Çünkü yani. Dışarıdan veri aktarıyorsun. Aynen. Blockchain'e dışarıdan veri aktarabiliyorsan hali hazırdaki sistemini kullanabilirsin demek bu. Okey. Şimdi bak Chainlink CEO'su yine bir açıklama yaptı. Şu zamana kadar Chainlink'in etkin işlem değeri yani kolaylaştırılmış işlemlerin toplam değeri 6.1 trilyon dolar seviyesine ulaşmış. Bu çok büyük bir bu seviye. Bu DeFi'deki tüm işlemlerin aynen. Chainlink aynen. tarafından korunan işlemlerin toplamıdır. Bu yani bu noktada şöyle bir şey var aslında. Chainlink daha önce işte Dünya Ekonomik Forumu'nda konu olmuş bir tabii. proje ve hani hükümetlerin ve bir şekilde diğer teknoloji şirketlerinin radarında olan bir proje. Hı-hı. O yüzden Chainlink'in gelecekte yapabilecekleri bence çok 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 ufuk açıcı diyebiliriz yani. Hani belki tahmin edemeyeceğimiz yeni bir Oracle teknolojisini hani o noktaya getirecekler ki belki notların bile artık hani veriyi kendi kendine nasıl söyleyeyim yani farklı bir sistemle sunabilir aslında. Buradan hani spesifik olamıyorum. Hı-hı. Teknolojiye çok hakim olamadığım için ama Chainlink'in bence vaat etmiş olduğu şeyler çok yüksek o yüzden. Kesinlikle. Zaten yüksek olmasa mesela daha dün eski Google CEO'su hı-hı. bir açıklama yaptı. Sadece orada değil. Citibank da raporunda hı-hı. aynı açıklamayı yaptı. Dedikleri şey şu. Ethereum ve Bitcoin'den daha kullanılabilir, evet. daha uygun bir evet. şeyi var. Daha mainstream, bunun Türkçesi nedir? Ana akım. Ana akım, yani ana akım olarak, şey. Genel olarak kullanabilecek bir teknoloji bu. Evet. Chainlink teknolojisi, Oracle teknolojisi. Bunu öyle görüyorlar. Bunu hem Citibank kendi raporunda söylüyor, hem de eski Google CEO'su söylüyor. Sanırım Eric Schmidt'ti kendisi. Evet. Şu kaldı ki hemen şeyde söyleyeyim, Microsoft ve şeyden, Swift'ten etkinliğe katılımcı... Tabii her yerden var ya. Konuşmacılar da var, katılımcılar da, konuşmacılar da var diyelim. Hı-hı. Chainlink tarafını bu şekilde kapatalım diyorum. Evet. Hemen CFTC'ye geçelim. ABD MTA vadeli işlemler komisyon olarak çevirebiliriz Türkçe'ye. Geçen haftaya hemen yani çok geçmedi üzerinden ama yine bunu şey yapalım. Geçen haftanın sonunda olması lazım. Bu geçen haftanın haberi. Aynen, bir davaya dava açtı. Şimdi niye önemli bir şey bu? CFTC dediğimiz kurum ABD'nin resmi kurumu ve ABD'nin resmi bir kurumu bir DAO'yu muhatap görüp dava açması bence çok değerli bir haber. Ve yani şey B0X'e çeşitli ilerler nedeniyle 250 bin dolarlık da bir ceza para cezası verdi. Aynı zamanda B0X'in halefi olan O0O2 O2 DAO. Aynen DAO'ya. Ben de ilk defa duydum bu arada. Ben de ilk defa duydum, bilmiyordum evet. bu arada. Ya, ve bayağı dava açtılar aslında O2 DAO'ya. Mesele ne biliyor musun abi? Bak şimdi.
Bu B0X hiç kullanmadım bu arada. Kurucuları var iki tane. Evet. Bunlar kayıtsız şekilde işlem yaptırıyorlar. Evet. Yani CFTC burada diyor ki kardeşim sen burada bir alım satım yaptırıyorsun insanlara ama sen hükümete kayıtlı değilsin. Evet. Yani senin yetkili kurumlara kayıt olman lazım her ne kadar merkeziyetsiz de olsan diyor. Ve o iki geliştiriciye cezayı veriyor. Evet. Daha sonra ne diyor biliyor musun? Bu geliştiriciler protokolün kontrolünü DAO'ya devretmiş. Aynen. Ama CFTC diyor ki DAO da kayıt olmak için bir çaba sarf etmemiş. Evet. DAO da kayıtsız şekilde işlem yaptırmış. Onlara da. O zaman DAO'ya da ceza diyor. Aynen. Ama şimdi burada şöyle bir belirsizlik var. DAO'da muhatap kim? Aynen. Kimi alacaksın? Yani tüm token sahiplerini, DAO'ya katılan tüm token sahiplerini alacaksan onun şeyinden kalkamazsın. Yani onun kalkamazsın yani. Üstesinden gelemezsin onun. Neler olacak? Ne şekilde ilerleyecekler bilmiyoruz. Fakat şunu gördük. CFTC bunu yaptıysa SEC de bunu yapabilir. DAO'ları muhatap olarak görmek istiyorlar. Evet. Ama şöyle bir şey olabilir. DAO'da bir sesli düşünüyorum şu anda. Hı-hı. Atıyorum mesela DAO'nun %50'sini, token'ın %50'sine sahip bir muhatap varsa onu da alabilirler belki. En olabilir, büyük pay sahibini alabilirler. Hı-hı. Bilmiyorum bu sesli düşünceye sadece. Hı-hı. Belki aptalca olabilir ama o aklıma geliyor. Yok bence gayet mantıklı. Şimdi CFTC... Öpeyim. Aptalca falan değil. Hiç öyle şeyler kendine söyleme. Tamam seni seviyorum. Gayet iyiydi. Aşk saati. Evet. Evet abi. Arkadan yanıyorum bu arada ben. Evet, sana gelmeye başladı. Yer değiştirelim mi? Sorun değil. Gayet tamam. İyi abi. Sen yanma sen. Tamam. Sen hastasın. Okey. CFTC'den yine bir olay daha var abi. Hı-hı. Az önce CFTC dedik. Tekrar söyleyelim. CFTC Amerika'da bulunan resmi bir komisyon. MTA Vadeli İşlemler Komisyonu. Aha. Doğru söylemek için söyledim. CFTC şimdi de Digitex ile kurucusu yani Digitex'in kurucusu ve CEO'su Adam Todd'a CFTC'ye kayıt yaptırmadığı için aynı zamanda tokenlarla alakalı fiyatını etkilemeye çalıştığı için bir dava açtı. Bir dava süreci başlattı. Bununla alakalı şimdi CFTC az önce dedik de bu bence CFTC'nin kripto tarafında yakın zamandır hatta bayağı duymadığım bir şey. Hani bunu nasıl değerlendiriyorsun? Özellikle MTA Vadeli İşlemler Komisyonu'nun böyle bir dava açması sana ne ifade ediyor? Özellikle son zamanlarda CFTC ismini aynen. çok sık duymaya başladık. Önceden duymuyorduk. Aynen. Önceden bir tek SEC muhatap SEC olarak vardı. Görülüyordu. Fakat bu seneden itibaren artık CFTC iyice işin içine girmeye başladı. Fakat şu anda daha çok low cap olarak anılan o düşük market cap'li çok da bilinmeyen aynen. projelerle uğraşıyorlar. Ben yani şey belki 5. kez duymuşumdur projenin adını. Doğrudur. Ya ama şöyle diyeyim şu açık ve net. İlgilenmeye başladılar. Evet. Bu mevzularla ilgilenmeye başladılar. Birazdan o merkez bankalarının toplantısı hakkında da konuşacağız. Evet. Orada da bir şeyler söyleyeceğiz. Artık resmi kurumlar kripto paralarla ilgileniyor. Evet. Peki atıyorum şimdi bu merkez bankalarının kripto paralarla ilgilenmeye başlaması, işte SEC'in davalarını ve araştırmanın bu şekilde arttırması sence CFTC gibi işte SEC'in bir alt kolu gibi çalışabilen kurumlarla ve komisyonlarda daha fazla araştırmaya gidilmesine sebep olmuş mudur? Tabii ki Bedri. Ya bir de şimdi şöyle bir şey var. Bunlar dava açıyorlar, daha sonra o davalar görülüyor. Evet. Öyle değil mi? Yani iki taraf da kendi savunmasını yapıyor. Fakat şöyle bir ilginçlik var. Şimdi bir tarafta devletin kurumu var. Diğer tarafta da daha henüz yeni bir teknoloji. Yani sınırları koyulmamış bir teknoloji var. Evet. Bu taraf kendini kanıtlamaya çalışıyor. Statiko'ya. Evet. Şimdi bu ilginç bir durum. Buradan çıkacak kararlar, bu arada ben bir hukukçu değilim. Onu da belirteyim. Yarım dönem hukuk okudum ama. Yarım dönem okudum. 0.25 hukukçu. Evet 0.25 vardı öyle. Ama bu davalardan emsal kararlar çıkacak öyle değil mi? Yani aslında kriptonun şekillendiğine, kripto regülasyonlarının şekillendiğine şahit olacağız. Aynı zamanda meclisten de yasa tasarıları var şu anda. Oralardan evet. da geçecek bunlar elbet. Ki en yakında bence stable. Direkt ilk başta stable coin. Hala söylüyorum. Stable coin evet. diyesim geliyor ama sonra diyorum ki sabit coin diyeyim diyorum. Sonra benim diyor ki sabit coin ne abi? İlk başta stable coinleri düzenleyecekler. İlk başta stable coinleri düzenleyecekler. Birazdan onlar hakkında konuşacağız. Aynen. Zaten. Şimdi hazır işte şeyle konuştuk abi. Kanunları konuştuk. İşte devletlere, kurumlara girdik. Otoriteye girdik falan filan. Fransa Merkez Bankası bir toplantı yaptı. Bir konferans düzenledi aslında. Hı hı. Bu konferansla FED, Avrupa Merkez Bankası, işte atıyorum diğer ülkelerin merkez bankası, herkes katıldı. Godomanlar oradaydı. Aynen. Godomanlar hepsi oradaydı abi. Recep İvedik diyor ya. Aynen. İp gibi dizilmişsiniz diyor. Efendi olun adam olun. Aynen. Şey, onun gibi moruk hepsi orada. Nitelik oraya gidip öyle söylese aynen. çok iyi olur ama işte. Aynen. Neyse. Çok boş yapmayalım. Sulandırmayalım. Şimdi bununla alakalı finansın tokenizasyon hakkında konuşulduğu söyleniyor. Evet. Bununla alakalı ne demek istersin abi? Ben çok olağanüstü bir durum. Çünkü bir merkez bankasının konferans düzenlemesi bu konu hakkında. Hı-hı. FED gibi, Avrupa Merkez Bankası gibi böyle hani dünya ekonomisi üzerine çok büyük etkileri olan merkez bankaların buraya gelip bunları konuşması bence artık bir şeylerin şey noktasına geldiğimizi düşünüyorum artık. Hani hadi bakalım abi bu dananın
kuyruğu kopacak noktasındayız bence. Evet. Yani neden bu durumdayız? Bedri, çünkü bak şimdi stable coin'ler, şimdi aç coin market gibi veya CoinGecko'yu. İlk 20'ye bak. Bir sürü stable coin göreceksin orada ve milyarlarca dolar bunların market cap'leri var. Yani insanlar, firmalar bunları kullanıyorlar. Bir stable coin nedir? Atıyorum, dolar stable coin'i doların blockchain'e temsil edilmesidir. Evet. Bu kadar kullanıyorsa o doların politikasını belirleyen Merkez Bankası da artık buna müdahil olmak zorunda. Evet. Açık ve net. İşte dediğim gibi Fransa Merkez Bankası bir toplantı düzenledi. İşte Fed, Powell geldi, Avrupa Merkez Bankası'nın başkanı geldi ve bazı şeyler söylediler. Aynen. Bu toplantıdan çıkarılacak 3 tane önemli sonuçlar var. Notlarımızı buraya almışız. Evet, yazmışız. Ben teker teker yazdım notlarımı. 1, 2, 3. 1. Daha DeFi'yi nasıl regüle edeceklerini, düzenleyeceklerini bilmiyorlar kardeşim. Tamam. Neden bilmiyorlar biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sen olsan nasıl düzenlerdin? Düzenleyemezsin işte, zaten onu diyor herif. Problem o. Adamlar diyor ki kodları nasıl düzenleyebiliriz? Yani code zaten is low. Ya bu sistemin diyor ortaya getirdiği yenilik herkese açık olması. Evet. Bunu nasıl düzenleyebiliriz? Daha henüz daha bunu anlayabilmiş, kavrayabilmiş değiller. Bunun üzerine daha konuşuyorlar. Bunların daha düzenlenmesi uzun sürer. Ben sana söyleyeyim. Daha var zamanı. İki. Ne demişim? Kripto para kavramına karşılar. Evet, bak işte ben geçen hafta ne dedim? Bir önceki programda sen de bunu ben şey yaptık. Yedim. Evet. Bak işte sonra İrfan dedi ki bana, İrfan yine böyle bir orta yolculuğu şey yaparak niye kripto varlık demiyoruz ki'ye getirecek az kalsın evet. Ama... Evet. Bu arada bu hafta çok net belli oldu ya bu durum. Sen gerçek bir kripto paracıymışsın. Bunu anladım. Ben çünkü hiç bu anlamda düşünmemiştim. Neden kripto para denmesine karşılar biliyor musunuz? Çünkü paranın yaratılmasının kendi tekerlerinde kalmasını istiyorlar. Evet, bak bu çok önemli bir şey. Ethereum ve Bitcoin'e... Bitcoin aslında abi. Ethereum'a doğru. Ethereum ve Bitcoin, evet. Asıl olarak aslında Bitcoin. Aslında Bitcoin. Ama genel olarak bunlara... Yani kripto paralı olarak andığımız şeylerin kripto para olarak anılmasına çok karşılar. Evet. Çünkü onları para olarak görmüyorlar. Bir değişim aracı olarak kullanılmasını istemiyorlar aslında. Kesinlikle. Dolar onlar olsun istiyorlar. Ona kripto varlık diyorlar. Diyorlar. Yani mesela burada para yaratma ile ilgili. Evet. Tamam mı? Şimdi bunlara geri geleceğiz. Kripto varlık konusuna geri geleceğiz. Söyleyeceklerimiz var o konuyla. Evet. İşte dediğim benim gibi. Benim var. Ya buyurun söyleyin. Sen söyle abi üçüncüye. Lütfen yani siz üçüncüye söyle. Geçelim. Üçüncüye geçelim abi. Ya şimdi ama üçüncüye geçmeden önce ikincinin bağlandığı bir konu var. Şimdi stable coin'ler de aslında token. Yani coin diyoruz ama aslında mesela Ethereum üzerinde oluşturulmuş bir token. Ve kripto para olarak anılabilir bunlar. Şeyden haberini verelim. USDC artık Near Ana da kullanılabilir durumda şu an. Onu da haberini verelim. Güzel abi, hemen araya sıkıştırdım. Araya sıkıştırdım. Near'ı söyleyelim biraz. Near'da da artık USDC kullanılıyormuş. Şimdi şöyle bir şey var bak. Stable coin'leri bu adamlar seviyor. Neden biliyor musun? Hele Circle'ınsa. Neden biliyor musun? Çünkü stable coin dediğimiz şey zaten doların kendisi. Yani doların kendisi, herif onu regüle edebilir ki. Bankada tutarsın. Aynen öyle. Şunu diyorlar, stable coin'ler olsun. Stable coin'ler sıkıntı yok. Çünkü stable coin yeni para yaratmıyor. Doların kopyası o. Evet. Fakat bunları çıkaracakları regüle edelim. Biz bir önceki programda konuştuk. Aynen. Ne dedik? Yasa tasarısı geliyor. Hatta buna eski Fed Başkanı, şu an Hazine Bakanı Janet Yellen dahi karışıyor. Evet. Ona göre bir regüle etmeye çalışıyorlar stable coin'leri. Algoritmikler yasak. İki gidecek. Yıl. Aynen öyle. İki yıl bitti. İki yıl bile sonsuza kadar gider. Ben sana diyeyim. Onu bence bir daha artık iki yılla hiç... başlarlar, sonra devam edemeyiz. Onu artık bir daha hiç getirmezler dediğim gibi. Yani stable coin'lerle Bitcoin, Ethereum gibileri ayırıyorlar. Stable coin'ler kullanacak. 3. CBDC'ler geliyor. CBDC hakkında, yani Merkez Bankası dijital paraları hakkında bunlar... Aklıma şey geldi. Mustafa Sarıgül yapıyor etkiler. Sürekli vuruyor değil mi? Yani şey, bu Bitcoin'in hali ne? Hemen bunu 45 bin dolar üstüne istiyorum. Evet. Böyle yapıyor ya. Evet Bedir. Biraz hastayım. Eşlik edemiyorum sana esprilerde. Kusura bakma. Mesela buraya bir Sarıgül'ün bir şeyini belki koyarız. Olabilir. İrfan aynen. Koyarsa böyle yapıyor ya. Yani CBDC'ler geliyor. Çünkü merkez bankaları paranın yönetimini elinde tutmak istiyor. Bunun dağılmasını istemiyorlar. Merkez Bankası parası zaten dijital paranın Merkez Bankası hakimiyetine geçmesi demektir. Evet. Şimdi özellikle ben kripto varlık ve kripto parayla alakalı değinmek istiyorum. Çünkü geçen bölümde de değindik ama şimdi biz bunu geçen hafta konuştuk. Hemen ardından böyle bir olay oldu ve net ayrım daha da net yapıldı. Yani evet, bence evet. Bir net bir ayrım vardı. Evet. Türkiye için konuşacağım özellikle. Türkiye'de geçen yılın sonlarında mı yoksa işte 2022'nin başlarında mı emin değilim. Böyle bir şey konusu dönmeye başladı. Regülasyon muhabbeti dönmeye, bazı işte regülasyonla alakalı bazı şeyler sızdırıldı diye Twitter'da bir gündem oluştu. Spacelar yapıldı falan filan. Şimdi orada baktığımız bir şey vardı. Çeşitli kişiler kripto para derken bundan sonra hemen kripto varlığa geçiş yaptılar. Şimdi burada ben net söyleyeceğim.
felsefeye aykırı olduğunu inanıyorum. Evet. Bitcoin'in sunmuş olduğu felsefe artık insanlar peer-to-peer dediğimiz noktada eşler arası yapılan işlemlerde neyin alıp neyin satılacağı veya neyin takas aracı olarak kullanılabileceği, neyin para olarak kullanılabileceği bence artık insanların kendi toplulukların kendi kararıyla kabul edilebilecek bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Yani atıyorum Fed diye bir yer var. Yıllar önce para basma izni bunlar almış. Bunlar para basıyor Amerika hakkında, Amerika için, ABD için. Hatta doları basıyorlar diye. Dolara basıyorlar. Dolayısıyla bunların yapmış olduğu faiz indir kaldır hareketleriyle niye ben evime daha az peynir, neden evime daha az zeytin alıyorum? Bu tabii sadece FED'le alakalı değil. Evet. Silivri'ye yolumuz düşmesin diye şu an biraz bir şekilde konuşuyoruz ama dolayısıyla yani Merkez Bankası'nın izlemiş olduğu yanlış politikalar sebebiyle biz şu an dünyanın bir parasal serbest, bir parasal bolluk yaşıyoruz, bir parasal sıkılaşma yaşıyoruz. Yani bu tamamen aslında merkez bankaların başında olan insanların yanlış politikalardan kaynaklı. Niye bunu söylüyorum? Abi enflasyon konusu konuşuluyordu Biden'in geldiğinde. Biden diyordu ki geçici. Biz çok ufak bir enflasyon attıracağız. Sonra geçici denmeye başlayacağız. Sonra enflasyon kabul edilip bununla savaşıyoruz denildi. Aynen. Şimdi bundan 3 ay öncesinde resesyon konuşuluyordu. Resesyon olmayacak deniyordu. Şimdi resesyon olabilir belki getirmeye çalışıyorlar. Ve yavaş yavaş resesyon riski konuşulmaya başlanacak daha fazla. Dolayısıyla yani önceden hani görünen köy kılavuz istemez noktasına geleceğim biraz. Bu adamlar bir şeyleri yanlış yapıyor. Ve artık bu sistem kullanılabilir bir sistem ve bu kadar küresel bir dünyada. Bunun farkında var zaten. Dolayısıyla bunları bir şekilde engellemek istiyor. Ve aslında sektörün paydaşları olarak bence kripto varlık ve kripto para terimi çok ufak farklılık gibi yani sadece bir kelime farklı değil. Ciddi anlamda bir mentalite farklı, evet. Bir zihniyet farklı. Bir felsefe farklı. Bence kripto para deyimini, bu kavramın kullanımını herkes tarafından yaygınlaştırmamız lazım. Atıyorum abi. Siz bir otoriteyle mi görüşüyorsunuz? Kripto varlık demeyin. Kripto para deyin. Bir konumunuzu koruyun. Lütfen. Rica ediyorum. Bir arkadaşınız, bir işte ekosistemde, ekosistem kelimesi çok kullanılıyor da. İşte, bir ekosistem paylaşınız olarak diyelim. Sözü bana verir misin? Buyur abi. Al, söz şimdi bak biz bir önceki hafta ne konuştuk? CBDC'ler ve stablecoin'lere değindik. Evet. Ve bu haftaki toplantıda neredeyse bizim anlattığımız her şeyin doğrultusunda şeyler söyledi. Aynen. Neden biliyor musun? Biz kahin değiliz veyahut da çok iyi analiz yapan insanlar değiliz. Normal iki tane. Abi ben insanız. Bu adamların ajandaları var abi. Yani bir planları var. Anladın mı? Dünyayı o plan çerçevesinde evet. Yönetiyorlar. Mesela WEF'in bildiğin public, herkesin okuyabileceği raporları var. Evet. Uzmanlara bu raporları yazdırıyorlar ve daha sonra kendi internet sitesinde yayınlıyorlar. Ve daha sonra 2030 hedefleri, 2050 hedefleri koyuyorlar. O hedefler doğrultusunda ilerliyorlar. WEF zaten stablecoin'lerin CBDC'nin yanında var olabileceğini ve hatta stablecoin'lerin finans sektöründe gerçekten iyi işler yapabileceğini belirtmişti daha evet. Önce. Belirtmişti. Şu anda da ortaya çıkan şey şu. CBDC olacak. Merkez Bankası'nın dijital parası olacak. Onun yanında özel şirketlerin bastığı stablecoin'ler olacak. Peki bunlar gün sonunda aslında Merkez Bankası'na bağlı olacak. Hepsi tabii ki. Aynen. Hepsi serbest Merkez Bankası'nın politikasına bağımlı evet. Olacaklar. Çünkü sadece tek yaptığı şey o parayı temsil etmek olacak. Evet. Çok ufak komisyonlar alarak işte bir şekilde evet. Bunun karşılığını verecekler. Şimdi şöyle aslında Solana'ya da bir ufak değinelim bunlardan sonra. Solana bildiğimiz gibi abi kendi misyonu biraz daha farklı olan ama işte bazı Solana savunucuları tarafını işte Ethereum'a dahi kapıştırılan TPS bakımından. TPS'de konuştuk ya TPS konuştuk evet. Mesela. Tobi'ye de buna çok teşekkür ediyoruz çünkü çok güzel bir böyle Flood'da aslında TPS kavramının ne kadar yanlış anlaşılabilir, ne kadar manipüle bilgilerle işte insanları manipüle edilebileceğini anlattı. Evet. O Flood'u da okuyabilirsiniz yine. Solana yine durdu abi. Ben var ya bilmiyordum abi. Ben bilmiyordu, evet. Yani düşün o kadar olağan bir hale gelmiş evet. Ki ben bilmiyordum evet. Durduğunu. Yani Solana durdu abi yine. Evet. Ve yani yine klasik sıkıntılardan bir tanesi yaşandı. Aha. Yani şey ben şey çok şaşırıyorum mesela. Bu kadar çok durabilen bir ağ üzerinde hala merkeziyetsizlik vurgusuyla bir şekilde NFT projeleri, bir şekilde DeFi yani yürüyor yani. Nasıl yürüdüğünü anlayamıyorum. Ya habire duruyor ve yeniden başlatıyorlar. Evet yani ne bu yani? Çok bunu, ilginç değil mi? Bu İrfan Çeyn'den farkı ne abi o zaman bunun? Vallahi görünen o ki bir farkı yok Bedir. Çünkü yani habire durup tekrardan başlatıyorlar. Yani durum bu şekilde aslında. Solana tarafına çok fazla da girmeyelim aslında. Durum ekstra söylemek şey yok. Yani hep konuştuğumuz çünkü artık bu 8. yıl olmuş galiba. Evet. Biz bunu daha önceki programlarda da konuştuk. Bizim dışımızda da sürekli bu konuşuldu. Solana'nın evet. Neden durduğu. Artık aynı şeyleri tekrar söylemek ya hoşuma gitmiyor. Aynen. Ben mesela yazı yazacağım zaman bile Bedir'e bakıyorum. Benim şimdi yazacağım konu hakkında birileri bir şey yazmış mı? Açıklayıcı var, o bir şey var mı? Var mı? Çünkü zaten
herkes papağan gibi. Aynen. Yani herkes birbirinin kendi yazısını azıcık değiştirip evet, öbür tarafta hepsini yeniden yayınlıyor. Aynen. Anladın mı? Onu yapmak istemiyorum. Benim hoşuma giden bir şey değil yani. Evet. Mesela bak geçen, şimdi biraz sohbete dönelim. Konuşacak evet. şey kalmadı aynen. çünkü. Yani hepsini konuştuk. Geçen mesela, geçen dedim bir sene önce. Sabaha kadar hazırlandım. Bir flood yaptım. Bir proje hakkında. Gece yatmadan önce 5 gibi falan, ben dayanamam öyle. Hemen yayınlanmasını isterim yazılarımın. Hemen yayınladım abi uyumadan önce. Sabah bir kalktım, güzel fav almış. Ulan bir baktım, adamın teki aynısını kendi yayınlamış, benden daha çok fav almış. İşte ya, sonra bana diyorsun ki niye bazı medyalara sallıyorsun? Ya ama abi ya. Sallamıyorum bu, işte bu, bak. Bu ama hırsızlık yani. Canım, bu aynen. Kul hakkı kardeşim. Ben ona saatlerimi vermişim. Tabii. O yazıyı biçimlendirebilmek için, tabii. bilgileri toplayabilmek için. Yani böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Bunu yapanları da desteklemeyin. Gözünüzü seveyim. Ya ne yazık ki sektör bazı noktalar destek veriyor. Yani. O konuda ben yani... bak, isim vermeyeceğim. Daha geçen konuşuldu işte söylerim. Aha. Hani altında bir kez işte bizim ekipten de yayınlar yaptığımız Burak Tamaç mesela. Hı-hı. Konuyla alakalı da o Flu'da bir şey yazmış, Kerim Kalender bir şeyler yazmış. Hı. Yani bir arkadaş var, hı. bizim haberleri alıyor, copy paste yapıyor. Hı. Tweetleri alıp copy paste yapıyor. Ve bu arkadaşın tweetleri az buz fav almıyor yani. Allah. Ciddi ama çok iyi, takipçi yani, çok iyi. Yani böyle yani. Yani bu bir yanda, ve hadi bu adam bir hesap diyelim. Hı hı. Şimdi az önce İrfan'ın sitelerini gördüğünüz için size ben söylüyorum. Abi Hakan Teşler bir haber görüyor, bir haber yapıyor, tamam mı? Sektörde bunu birisi, çok değil. 35 dakika sonra hani atıyorum çok ufak bir değişiklikle tekrar yayınlıyor. Tekrar yayınlıyor. Hani Hakan Teşlemen olan kişilerini görüyorum ofiste. Aha. Adam kolayını olsa 4. kattan böyle kafalama aşağı atmayacak o sinirle. O yüzden yani şey hani gerçekten hoş değil. Evet. Yani şeye okeyim şey, bu arada. Şey çok kırıcı bir şey. Hani, alıntılama yapılabilir işte atıyorum aha. kaynak göster vesaire, bunların hepsi okey ama kaynak göstermeden bunu kendin evet. yapmış gibi sunmak evet. bence ya bilmiyorum omurga... Omurgasızlık canım. Aynen, bunda yani. Bu şey utanılacak. Omurgalı bir insanın burada, yapabileceği bir şey. Burada ben omurgasız derken utanmam. Onu yapan kişi utanacak i̇şte, orada. Türkiye'de öyle bir şey. Türkiye'de her şey olsun rezil olma aslında. Ha bilmiyorum yani. Ha, ben bu arada evet. dediğin kişiler kim bilmiyorum da. Ya, ben genel anlamda konuşuyoruz. Bir isim değil arkadaşlar. Kendi ha. üzerine alınan varsa yorumlara da yazabilir. Sorun yani. Yani. Evet. Biz ortaya konuşuyoruz. Şey vardı. Avrupa yakasında bir kadın vardı. Bir yaşlı teyze. Hangisi ya? Şey, işte ben lafımı ortaya korum. İşte ha Şahika'nın annesi mi? Anneannesi miydi? Neydi? Halası. Yani. Ha. Onun gibi oldu. Şuna da değinelim abi. Şimdi bizde şifreyi yaklaşık 13 bölüm oldu. İşte araya bir canlı yayın sıkıştırdık, merge'ü araya sıkıştırdık falan derken. Hı-hı. De şifre güzel bir şey devam ediyor ama bir yandan da like sayılarına ve yorumlarda artık biraz yani destek demeyelim de hani gerçekten beğeniyorsanız like atmayı, hani hı-hı. bir şey katıyorsak, bir bilgiyi atıyorum hani duymadıysanız ve size paylaşırsak veya bir şeyi üzerine kattıysak bunu da yorumlarda belirtmeyi. Hı-hı. Aklınıza gelen soru da olabilir. İşte atıyorum teşekkür olabilir veya tek bir emoji bile olabilir. Bize yorumlarda düşüncelerinizi aktarmayı, işte bir şekilde orada olduğunuzu bize hissettirmeyi unutmayın diyelim. Ve kanalda abone olursanız çok mutlu oluruz diyelim. Eklemek istediklerine var mı son olarak abi? Benim yok. Evet. Teşekkür ediyoruz. Deşifre'nin 13. bölümünün sonuna geldik. Biraz goy goy ve işte DeFi dünyasıyla alakalı otoriteleri konuştuğumuz. Evet. Yine ufak da olsa bir konuya değindiğimiz. Benim işte, hasta olduğum. Evet, senin hasta olduğun. Böyle Mustafa Sarıgül'e bile değindiğimiz bir program oldu. Umarım güzel bir şey çekti. Bence evet. tatlı bir program oldu. Bir gün daha. Var bir zaman sonra şey diyecekler ha. Beyaz Futbol'a diyorlar ya bir gün kripto para konuşacaklar diye çok korkuyorum. Ben sonra da Beyaz Futbol'a konuşacaklar evet. diye çok korkuyorum. Bizimki de öyle bir formata gidiyor evet. yani. Ama yok sen düşünme. Şaka yapıyorum ben. Değil yoksa çok gayet iyi aynen. konuşuyoruz aynen. canım daha ne yapayım. Yani özellikle şeyi darlıyor artık ben seyirci darladığımı hissediyorum abi. Soru diye böyle üzerlerini çöküyoruz. O yüzden teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Umarız diğer bölümlerde mutlu mesut her evet. şeyin yeşil olduğu gene evinize Ethereum, gireriz. Evet. Ethereum'un 10 bin dolarlarda olduğu zamanlara böyle hep birlikte evet. el ele koşarak evet. devam ederiz abi diyelim. İnşallah. Bitirişi yapamıyorum şu an. Ne yapamadım bilmiyorum. Ben yapayım mı? Bitirmeyi sen yap abi. Şu an tamam. bitiremiyorum çünkü. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Dünyanın en iyi Web3 ve DeFi programı bitti. Web3 ve DeFi programı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Öpüyorum. Hatırlamak isteyenler olacaktır. Çok kötü oldu bu başlangıç. Çok kötü oldu. Biraz daha iyi. Kötü oldu desene o zaman. Kötü oldu. Bir daha bakıyorum. Oğlum senin fark etmeni bekliyorlar. Kötü oldu. Bir daha hiç götürmezler dediğim gibi. Şu an tamam. algoritmikler gidiyor şu an. Evet algoritmikler gitti. Biraz düşünelim abi. Belki artık yok. Çeviriyorum, çeviriyorum. şeyi Simay Hanım'ı takip ediyoruz evet, TikTok'ta. Doğru, hep doğru habire yani. Beğeniyoruz yani. Abi Instagram, TikTok. Bak, sana yani şey... Simen kötü bir şey söylemiyorum ya da herhangi bir cinsiyete kötü bir şey söylemiyorum ama aha. Türkiye'deki izleyicilerin bazı noktalarda şey olduğunu düşünüyorum artık hani bilgiden çok biraz hani niye biliyor musun abi bir röportaj yayınlandı aha. altta gelen ilk yorum sunan kim?
Abi ama yani bu her tüm dünyada böyle yani. Ya ben şeyi anlamadım. Annem beni senelerce yakışıklı oğlum, Kıvanç Tatlıtuğ'um diye sevdi. Bir dakika, ben buraya bir milyon vereceğim. Oraya onu koy abi. Ya, ya abi senelerce beni yakışıklı oğlum, Kıvanç Tatlıtuğ'um diye sevdi. Ya, kimse bana bu deşifrenin şeyindeki sarışın çocuk kim diye sormuyor hiçbir kız. Ben sana Kıvanç Tatlıtuğ'um derim lan. Üzülme ha? Be. Hı? Derim ben sana Kıvanç Tatlıtuğ. Ya abi demen önemli değil. Ben bir kere hayal kırıklığına uğramışım dedim. Doğru, o da doğru. Bir kimse yazmamış, hiçbir kız gelip de yazmamış bu çocuk kim diye. Bizde yok böyle şey. Biz Ahmet Çakar, Sinan Engin tarzında devam ediyoruz. Devam ediyoruz abi, ne yapalım? Evet. Budur olay yani.